Enes abi böyle birdenbire oldu. Yani ben Sıtkı'ya söyledim ama anladım anlamadım mı bilmiyorum. Anlamıştır, anlamıştır. Zehir gibi çocuk o, vallahi hiç merak etme. O Sıtkı var ya, hepimizi sulu götürür, susuz getirir. Kızım zaten birkaç tane ot toplayıp geri döneceğiz. Çok geç kalmayız, merak etme. Yok ya, o kadar kolaydı sanki. Her ot değişik bölgede yetişiyor. Yani misal Zerdeçal Topkapı otobanında yetişiyorsa Kılkışan ta Şile kenarında. Ya kızım altımızdaki bir minibüsü sen ne zannettin ya? Modifiye bunun motoru. Turbo enjeksiyon, hiç merak etme. Her yola gider, her yoldan gelir. Sen rahat ol yani. Yeter ki kimse o otları toplamadan, üzerine kığ çırağı yağmadan biz onları alıp depoya koyalım yani. Yeter ki. Ya bu yemin ederim. Kendi gözlerimle görmesem inanmayacağım kızım. Topladığın o otlar var ya, bizim hanımın ağrılarını şıpın diye kesti kız. O daha ne ki Enes abi, bende ne formüller var. Yemin ederim Kızılderili gibi kadınsın Döne Hatun ya. Senin bu ot bilginle benim ticari zekam bir araya geldiği zaman var ya, çok kazanacağız, çok. Ah ah. O şifalı bitkiler sektöründe bir numara olacağız Döne. Arama motoruna yazdığın zaman ot diye seninle benim adım çıkacak kız. Vallahi seviyorum lan ben bu tabiatı, seviyorum. Ortak istemiyor, kredi istemiyor, sermayesi yok. Vallahi sözleşme imzalamaya gerek yok. Yemin ederim ensesine vur, lokmasını al. Enayi ortak gibi ya. Ne yapıyorsun abi? Vallahi az kalsın tabiata savruluyorduk ya lan, toprak oluyorduk vallahi. Ay, o savrulacağımız yerde de hatmi vardı ama. Neyse, ilerleyen yolda buluruz. Hatmi çiçeği mi lan? Ha. Aa, biliyorum ben onu. Barış Manço'nun şarkısından biliyorum. Söyleyeyim mi biraz? Mırıldanayım mı? Yok, söyleme. Telifi vardır. Yapma lan. Telif ne ki? Para. Ha, o zaman tövbe, vallahi söylemiyorum. Hepsi! Çok yaşa. Rahat be, iyi yaşa. Aman da aman, babası da erkenden işe mi gidermiş? Oğlusu da babasını çok mu özlermiş? Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim ulen. Ay, babacığı hem çalışıp hem de oğluna mı bakarmış? Annesi de o sırada kapı kapı dolaşmaktan evlere mi sığamazmış benim talihsiz, kadersiz, kısmetsiz torunum benim? Ha, el kadar çocuğu varken sokaklarda mı dolaşırmış? Kapışmaya başladı bunlar gene. Arada bir gezmek, arada bir sokağa çıkmak, kendine zaman ayırmak anneciğinin de en doğal hakkı değil miymiş? Mavişim, boncuğum benim. Mavi köşede sarışın canavar sızan, kırmızı köşede Anadolu kaplanı Zehra. Ay, daha yaşını bile çıkarmamış çocuğumun da. Anası almış başını, geceleri sokaklara mı gidiyormuş? Zehra'dan bir sağ kroşe. Biraz da bıyık yaşı, akıl yaşından büyük olan babası mı baksınmış maviş tontoş boncuk oğluma? Suzan'dan karşı bir hamle, bir aparkat. Ay, iyi ki geldiniz. Dün geceden midem bulandı. Ben yatıyorum. Tamam hayat. Yatma candan, bırakma beni. Teşekkürler sana. Yatma hadi nereye? Hadi canım benim. Candan da kafa 1500. Biz gene kaldık dedelerle nenelerle. Anneciği de pek güzel bakıyormuş yatakta uyuya çocuğum. Annecik de köle değilmiş. Kendine iyi baksın ki çocuğuna da iyi baksınmış. Değil mi boncuğum benim? Zaten babası da hiç zaman ayırmıyormuş oğluna. Sarışın canavarla Anadolu kaplanından karşılıklı darbeler. Aziz beyciğim, biz de şöyle seninle erkek erkeğe çıkalım, bir kahve içelim. Kendimize zaman ayıralım. Vallahi çok iyi olur İlhancığım. Ben de perşembe pazarına uğrayıp şöyle civata falan alacaktım ha. Böylece bu canikolarda bizsiz biraz rahat ederler. Alo, beni de götürün. Çarşamba pazarı, perşembe pazarı fark etmez, ben de gelirim. Hey, kime diyorum ben? Canikolar. Aman da biz baş başa mı kaldık seninle? Aman da benim bir tanecik torunum. Canım torunum benim, aslan oğlum. Ay torunum. Aa, ya bir torunum. Sıkıştırmayın durun. İki ateş arasında kaldım, darlandım burada. Aa. Uzatma birader. Benim bedenim benim kararım. Şunu yaptığın gibi sileceksin. Tamam da abicim, o işler o kadar kolay değil ki. Fulu koparırım lan senin. Beton döker denize atarım, kimse bulamaz. Dayı Kamil'i böyle kimse görmemeli. Özellikle de asımlarım. Anlıyor musun? Bunu yaptığın gibi sileceksin. Ya tamam o zaman. Ya tabii canım, silelim de. Ya ben bu işlerin bu yere varacağını planlamamıştım hiç. Yani acaba bir doktora falan, estetik uzmanına falan hastaneye mi gitsek? Hastane falan olmaz. Gayri resmi halledeceksin bu işi. Anladın mı?
Ay Oğuzhan, acaba bu kerizi biz kereviz mi yapsak? Şimdi o harflerin arası birazcık kapalıydı ya, o yüzden sığmayabilir. Kereviz uzun çünkü, kaç, 8 harf falan ya. Şey yapalım, E'yi A yapalım, sonuna da ma ekleyelim, karizma. Bak o olurmuş ha. Ne diyorsunuz lan siz kereviz mereviz? Şimdi şunu hemen sil, iz bırakmadan tertemiz bebek cildi gibi olacak, anladın mı? Sıtkı Efendi, Döne Hanım evde mi? Döne mi? Evet. Sıtkı. Ne Döne mi? Ha, Döne. O yok efendim, gitti. Hay, Döne'nin geçenlerde benim ağrılarım için hazırladığı o merhem var ya. O bana bir iyi geldi, bir iyi geldi, anlatamam sana Sıtkı Efendi. Ama bu sabah ben bir uyandım, şu kuluncumun, yani şuradaki kuluncum böyle aşağı doğru hıp 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 bir hıplama, sorma gitsin. Hıp 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 eder o, bildim onu, hıpırdıklanma derler bizim orada köyde de. Ama Döne Hanım maalesef şu an muayenesinde yok efendim. Gitti o senin, kocanla beraber gittiler. Kocamla? He. Benim kocamla. Evet. Enes'le. Evet. Aa, nereye gittiler? Ot toplamaya. Ot. Ot. Bu Enes yine bir şeylerde ticaret kokusu aldı demek ki. Tamam, nereye gittiklerini söylediler mi? Kim nereye efendim? Sıtkı Efendi, benim beyle, senin hanım diyorum. Nereye gittiler? Efendim, belirli bir yer olmuyor tabii. Burada bir paralel evren söz konusu. Sıtkı Efendi, kafan tam gidecek zamanı buldu. Paralel evrende herkesin birden fazla farklı farklı suretleri oluyor efendim. O şekilde gerçekleşiyor. Öyle yapacağız. Tamam, sen onu öyle yap o zaman kendi paralel evreninde. Ben de sana başarılar diliyorum. Ben bir Enes'i arayayım da ona da bir ot toplasınlar bakalım. Ben kaç tane attım bugün ya? 9 mu? Azmış ya. Murat! Çok şey kaçırdım valla. Müthiş bir maç oldu ya. Hadi ya. Vallahi ben de çok gelmek istedim patron ama iş güç yoğun biliyorsunuz. Ya kardeşim, iş nereye kadar? Bak Murat, böyle şirket içi moral organizasyonlarını her patron yapmaz. Benim kıymetimi bil biraz ya. Bilmez mi efendim, bilmez mi? Ya dün gece yankıya da ben baktım. O yüzden biraz yorgunluk da vardı. Yoksa ben iç balı saha maçını kaçırmam yani Hakan Bey. Bak o zaman senin için yeni bir organizasyon yapıyorum. Hafta sonu şirketin erkekleri toplanıp bana geliyorsunuz. Böyle mangal yapmaca, yiyip içmece. Ondan sonra da senin takımın maçını izliyoruz. Nasıl? Fener'in de maçı var değil mi? Evet. Vallahi ben onu bile unutmuşum ya. Gelirim gelmesine ben patronla. Bir canlarına sormam lazım. Üf, o bu ara yeni bir döneme girdi de. Ya kardeşim, yeni bir döneme giren varsa o da sensin. Sen kılmıklık dönemine girmişsin ya. Yakala! Seriyimdir. Sen maça niye gelmedin Murat ya? Hadi beyler, iş başına. Ozan bak, bak, bak. Tam şurası. Şurayı da yap. Aşkım, rica ediyorum sen karışma oğlum. Ben burada işime konsantre olmaya çalışıyorum. Lütfen. Sen abinin alnını sil. Peki o zaman sonra birazcık da ben yapabilir miyim aşk? Tövbe estağfurullah ya. Dur abicim, ben veriyorum sana telefonu. Al tut sen, tut. Hah. Efendim canım söyle. Kim? Söyle ona edepsizlik yapmasın. Efendi gibi ödesin tutarı. İndirim falan yok koçum. Ha Cengiz, şey diyeceğim. Yanına 3 kişi al. Gidip mekanı basın. Camı çerçeveye indirin. Yok, o kadarına gerek yok. Ayağından, kapağına falan. Anladın mı? Hadi koçum, göreyim seni. Bak böyle gözünü seveyim abi. Teyini falan sil. Bak şu oraya bana yemiş. Hop, dönen tut. Bunları da koyayım mı? Yok, onlar yaban, bir işe yaramaz at. Ya yaban maban kakıştıralım öbürlerinin arasına. Kilo da ağaç çeker. Sen ne diyorsun Enes abi? Ben vatandaşı ayıplı mal satıp kazıklayamam. Ben de canım. Seni denedim zaten, yollu musun acaba diye. Ne? Yok, bir şey yok, atıyorum bunlara. Ulan ne kadar dürüst, namuslu insanlar. Hepsi beni bulur arkadaş ya. Enes abi. Ha. Daha fazla toplamayalım, bayatlatırız. Ne yapalım, gidelim mi? Ama kızım,
Bak şimdi sırada hünnap kökü var. Yeri de şey yazdım okuyamıyorum ya. Neydi yeri bunun? Şile. Ha Şile. Şile'ye gidelim. Tamam da şey yani geç olduysa başka zaman gideriz. Yok olmaz çıkmış ki. Hey şimdi halledelim Şile'de. Bir de onraya özgü mantar var böyle yumruğum kadar. Ondan da toplarız. Hadi kız hadi. Hadi. Harbi diken battı. Ah. Vay. Halil Çavuş geldi ha. Halil Çavuş ha. Kesin bıyıklıyı çok tokatlamıştır. Ne bileyim lan ben nasıl geleyim şimdi ya. Kimler var? Say bitmez tabii bölük şimdi. Hepsinden tokat yemiş misindir acaba bıyıklı? Ya kadro da iyiymiş ama. Dur o zaman ya ben gelirim ya gelirim tamam. Siz masada bana da bir yer ayırın. Cinayet masası olmasın. Candan Çavuş'tan izin aldın mı alo? Ben geldim. Heh geldi işte. Bıyıklı çarşı kağıdını imzalat bakalım. Tamam hadi kapatıyorum ben. Akşam görüşürüz. Hadi bay. Hayatım hoş geldin. Ay canım çok güzel şeyler aldım. Neler aldın ya? Bana aldın mı bana? Kendime. Kendine mi? Kaban aldım. Ayakkabı aldım. Bana almadın mı bana? Yankı'ya da. Aa, çok güzel gömlek aldım. Ne? Pembe mi? Pembe delikanlıyı bozar candan. Ben bunu giymem. İnşallah değiştirme kağıdı almışındır. Sana da o çok beğendiğin fuşya renkli gömleği aldım. Ha. Eyvallah. Teşekkür ederim de. Ya ben fuşya rengin değil de yurdum rengini beğenmiştim ama olur bakayım. Bu tam senin rengin bıyıklı. Değiştirme kartı var istersen değiştirirsin. Ha bir de bizim okuldaki Vedat'ı gördüm akşam onunla buluşacağız. Cins Vedat. Evet cins Vedat. Allah Allah ne işin var hayatım senin cins Vedat'la ya ne programı? Evlenmiş karısıyla beraber gelecek. Yankı olmasaydı sen de gelirsin. Olmayayım ben o zaman beni yok farz edin. Bakın dalganıza ha. Benim dizim başlayacak şimdi ben onu seyredeceğim. Ya hayatım. Ya ben de akşam için program yaptım. Bizim Halil Çavuş vardı ya hani askerde anlatırım devamlı. O gelmiş çocuklar yemek vereceklermiş onun için. Ben de oraya gidelim diyordum yani. Ay devamlı asker arkadaşlarınla buluşuyorsun. 40 defa aynı anılara gülüyorsunuz. Çok saçma çok sıkıcısınız. Ayrıca benimki daha önemli. Tatlım senin planın önemli de ya benimki tırışkadan teyyare mi öyle mi demek istiyorsun? O laf öyle değil bıyıklı başka bir şeyden teyyare uygulamalı gösterirdim ama dua et gazım yok. Vallahi ben hazırlanıp çıkacağım Murat. Kendime zaman ayırayım dedim sen de tamam dedin. Ne bu şimdi? Ya tamam da hayatım birazcık ifrata kaçtın ya. Her gün dışarıdasın yani. Sen hayatı yakalayacağım derken biz hayatı sıkılamaya başladık. Ya benim hayatım. Sizin için ne fedakarlıklar yapıyorum haberiniz yok. Ay tamam seninle kavga etmeyeceğim. Yani bir iki dışarı çıktım burnumdan getiriyorsun. Burnumdan mı getiriyorum? Allah Allah candan ne burnumdan getiriyorum ya? Bir kocanın gösterebileceği en üst seviyeden anlayış gösteriyorum. Şurada yine yaranamıyoruz. Şu gördüğümüz muameleye bak. Siz hayatınızı yaşayın diye ağzımda patlamaya hazır 3 tane diş var. Onları çıkartmıyorum ben. Günde 8 kere olan donuma doldurma sayısını 3'e düşürdüm. Uykuma tam 1 saat ekledim. Ya daha ne yapayım ben sizin için? Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Evet. Bitti mi? Bitti vallahi. Çok güzel oldu. Çok doğal oldu. Doğal olması iyi. Valla abicim kendim yaptım diye söylemiyorum ama bayağı doğal oldu yani o keyif falan hiç görünmüyor. Evet. Ver bakalım aynayı bir bakayım. Üzerimde aynı yok ki benim ama istersen şurada lavabo var abi sen orada bak ona ha. Bir bakalım. Ha bak gel sen. Topla. Çabuk. Bak mürekkep kalsın bak. Kadir. Biz bir şey ortalarda yokuz tamam mı? Arama bizi Allah. Kapının neyler et. Kuş. Hadi oğlum. Çalışmıyor maynası abi. Çalışıyor da gıcıklığına çalıştırmıyor. Çalışmıyor işte kızım çalışmıyor. Ah sarı kanaryam benim niye böyle yaptın sen ya? Sana o kadar da para harcadım modifiye yaptırdım sana niye? Enes abi ben birazcık böyle kedi otu topladıydım da sinirleri yatıştırır. Ya yut ya da böyle damağının altına koy. Ben sana buradan bir sıkıştıracağım ağzına burnuna sümsüğü göreceksin ha. Sus lan 2 dakika sus. Biraz Candan'ın ilgisini çekeyim. Ver şunu Candan.
Oo, fıstık gibi olmuşsun güzelim. Evet beyler, ben gidiyorum. Eğer geç kalırsam telefon açarım. 12'yi geçirme. Her şey kabak olmadan evde olacağından. Ya bebeğim suratını asma. Böyle gitmek istemiyorum. Niye asayım canım suratımı? İyi eğlenceler size Vedat'la yani. Vedat ve eşiyle. Sen de asker arkadaşlarınla telefonda konuşursun. Konferans yaparsınız. Çok komiksin candan. Kavunla peyniri telefondan yer, konferansında demlenirim. Sağ ol. Hadi ben kaçtım. Ayakkabını kaybetme. Bıyıklı kaldık başlık başına. Şimdi bu kaçıncı baskı olacak askerlik anıları ama sen gene anlat, ben sıkıla sıkıla dinlerim. Ne yapayım artık? Başa gelen çekilir. Hangi kanalı izlemek istersen Yankı Bey? Benim kanal standart. Nasıl? Belgesel TV'yi mi? Bak köpek balığı saldırıları var. Deniz'in dişleri Jaws. İstemem, dişlerim kaşınıyor. Zaten bunda artı 3 var ya. Geçelim. Hah. Yemek programı nasıl? Güzel bence, bunu izleriz. Geç bunu da, gaz yapıyor. Heh, bu kalsın. Heh, işte bu kalsın. İyi iyi, bu kanal güzel. Sen bunu izle bari. Maceranın dibi bu. Biraz bebek işi ama güzel. Bu kalsın, tamam. Ulan nasıl ultimaton yedik böyle ya? Halı saha maçına gidemedik. Asker arkadaşlarını yemeğe çağırdılar, oraya da gidemedik. E böyle giderse Fener'in maçı da iptal. Ne olacak bu böyle? Özetleri mi veriyor acaba? Ha, özetler. Neyse ben yemek yemedim. Sen acıktın mı bakayım tontik? He? Bari sen yemek ye, getireyim mi yemeğini? Vah 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 vah. Sen zaten ne yapacaksın yemeği bıyıklı? Sen kaderin sillesini yemişsin bir kere ya. Vay, en heyecanlı kısım. Alo, ha Enes. Neredesiniz canım? Bak ben bir haber var mı diye dönelere geldim. Ha, ama ben merak ediyorum artık. Bak Sıtkı Efendi de çok merak ediyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Telefonum bir çalıyor bir kapalı çıkıyor biliyor musun? Ne? Araba mı bozuldu? Nerede? Şile'de. Alo? Alo? Gece vakti ormanın ortasında araba bozulmuş. Ha işte. Bak bak Allah'ını seversen reklamlarda borazanla bağırıyorlar. Her yerde çekiyor, her yerde çekiyor diye. Çekmiyor işte lanet olası, çekmiyor. Ben nasıl anlatacağım Sabahat'a neredeyiz ya? Ha, nasıl anlatacağım ah be Düldülüm. Tam bozulacak zamanı buldun yani. Aşk olsun sana. Sen bana vereydin telefonu, ben tarif edeydim. Yani biz Hindiba kökleriyle Hünnepotlarının arasındayız. Öyle mi? Vallahi bravo, navigasyon gibi kadınsın ha. Ne diyecektim Sabahat'a? Hindiba köklerini geçin, orada bilmem ne Zerdaçı var. Oradan sola dönün, oradan düz yiyin. Zerdaçı'la sapmayın. He, Zerdaçı'la sapmayın. Ama ileride bir çam ağacı var. Biz onun dibindeyiz, gelin bize. Manyak mısın lan? Böyle adres mi olur? Hindiba çam ağacı bilmem ne. Tamam, kızma. Madem öyle, biz de bu anın keyfini çıkaralım. Ne diyorsun lan? Nasıl tadın? Ne diyorsun kızım sen? Tadını çıkaracak şey mi kaldı bende? Allah'ını seversen ya, sinir stresim bozuk. Şey diyorum ya, şimdi biz köydeyken elektrik neyim kesilirdi? Ninem de bize korku hikayeleri anlatırdı. Sakın, bak. Son kez uyarıyorum sakın. Ben karanlıktan ve öyle korkunç hikayelerden çok korkarım. Sakın ha bak, döne sakın. Enes abi, en azından vakit geçer, eğleşiriz. Ant veriyorum, ant veriyorum ne olur. Dinle. Şimdi dedemin zamanında, dedem o sıralar tabii ki genç, babası buna demiş ki, evde su kalmadı demiş. Gecenin bir yarısı, git çeşmeden su çek gel demiş. Gitme dedem, gitme, gitme suya gitme, otur yat uyu ya. El mahkum ne yapsın, o da gitmiş. Ondan sonra böyle çeşmeye doğru yaklaşmış. Bir de bakmış ki beyaz bir şey ona doğru geliyor, ne ola ki? Ne olacak ya, ya hortlaktır ya karabasandır bir şeydir, gitmesin oraya ya. Alsın kuyumlarını geri dönsün yani. Yemin ederim bak hikaye devam edersen adını vermek istemediğim şeyleri biraz sonra pantolonla dolduracağım. Arabanın içinde durulmayacak kokodan, ha söyle. Ne yapsın o da, yanaşmış ona doğru bir de bakmış. O da ne? O da ne lan, o da ne? Bir koyun. Koyun mu? Ha. İyi bak hikaye güzel sonu vardı. Sevsin koyunu, doldursun suyu, gelsin eve hadi. O da gitmiş koyuna demiş ki ey güzel koyun demiş, sen buraya su içmeye mi geldin demiş. Yalan, başındaki koyuna yanaşmış. Koyun kafayı kaldırmış.
Ben! Ay! Kırmızı gözler! Ay! Dişlerini çıkarmış. Kıca kıca dişler demiş. Balan! Bayağı balan! Kıca kıca dişler mi? Allah bismillahirrahmanirrahim tövbe bizim. Ama bu hikaye gerçek. Sonra benim dedem düşmüş, bayılmış. Vallahi yaşanmış olay. Ulan ondan korkuyorum zaten ben ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe estağfurullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü vallahi eyata. Kulü vallahi eyata. Ulan gayet verledim duayı. Karıştırttırdın lan bana. Ne dedi yok onun dedi. Allah'ını seversin. Dikkat dikkat. Bakın gıcı gıcı dişler olur. Kara ton kovas olur. Dumbaz olur. Daha öncü kuvvet ah. Dediydim sana. Anam. Sen kendi kokusundan bu kadar mı? O ne lan? Gözümden yaş geliyor. Ciğerime işte Demet abi. Beter ol inşallah, beter ol. Eğleniyor muyuz? Ya Vedat ben çok sıkıldım buradan. İlk gittiğimiz yer daha bir hareketliydi. Evet tamam bebeğim çıkalım başka bir yere gidelim. Gece uzun. Ne dersin Candan? Benim çok başım ağrıyor. Ya ama daha çok erken. Hem sadece soda içiyorsun. Neymiş bu baş ağrısı falan? Oho beni bildiğim Candan gitmiş yerine ruhsuz yorgun bir Candan gelmiş. Hadi yeni açılan bir mekan var. Sahibini tanırım. Sorgusuz sıra beklemeden gireriz oraya. E hadi kızlar. Evet, hadi. Yok, ben buradan başka bir mekana geçeceğim. Muhteşem bir yer. Bizim ev. Bizim ev mi? Hiç duymadım. Aa. Aşk olsun. Sıtkı Efendi ne yapsak? Yani kime haber etsek? Benim aklımda aslında bir şey var da. Öyle mi? Ama hangi aklında? Yani şimdi senin bir gelen aklın var, bir de giden aklın var. Ay kusura bakma ama insan sana güvenemiyor yani. Yok, şu anda gelen akıl aktif durumda. Öyle mi? İyi. Sen bir telefonu bana verir misiniz acaba? Kimi arayacaksın? Dur dur. Alo. 155 mi? 155 mi? Niye 155 arıyorsun? Efendim benim size şimdi bir ihbarım var. Efendim Şile kırsalında iki kişi bir minibüste iki kişinin kesin olarak yasa dışı bir eylem hazırlığı var. Yani tabii bilemiyorum tam olarak amaçlarını bilemiyorum ama artık bunlar orman yanlısı mıdır? Ağaçlarını kestirmeyecekler artık. Ot mot bir şeyler. Evet. Yani ben vatandaşlık görevimi yerine getireyim de efendim. Evet siz onu öyle yapın bence de. Peki efendim muhakkak. Oldu yaşamlar. Bir şey değil mi bak bulacaklar ha. Bir şey diyeyim mi sana? Çok iyi akıl ettin Sıtkı Efendi. Ay hadi ben eve gideyim o zaman. Şimdi bu tuzun toprağın içinde gelir benimki. Ben onu kapıda yıkarım içeri öyle sokarım. Olur tabii. Onlar ben alalım. Yarım saate gelir. Ne güzel kafa var sende ya. Hadi oğlum gel bakayım. Ya bir... Yanka. Hadi oğlum aç ağzını. Bir dur bıyıktır. Renk ayarı yapıyoruz şurada ya bir dur. Hop. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Yani Yanka sizde de var ya harbi Hazreti Eyüp sabrı var ya. İki saattir şu takla atan mikilere kilitlendin kaldın ya. Ne anlıyorsun? Benim beynim sersemledi burada. Senin aklın ermez bıyıklı. Bu daha özet. Birazdan yeni bölüm başlayacak çok heyecanlı. Aferin. Hı. Bu da oğlum. Sen beceriyorsun bu mama işini bıyıklı. Bravo sana. Harbi uyusan da ben de şöyle polisiye bir şey izlesem ya. Bıyıklı sus. Zaten gününü değiştirip duruyorlar kaçırıyorum. Hazır yakalamışken seyredeyim. Yakında bunu da kaldırırlar ha bıyıklı. Höst bıyıklı en heyecanlı yerinde öyle bir esledin ki bütün dikkatimi dağıttın ya. Ama şeker olan yandım ve kar olan. Sus sana ya sus. Ha, ormanın ortasında karanlıkta ıssızdayız ya. Bütün ormanın inini cinini başımıza toplayacağım. Bir sus Allah'ın seversen. Aman Enes abi be.
Sana da yaran almıyor. Korkunç hikaye anlatıyoruz, kızıyorsun. Neşeli şarkı söylüyoruz, yine kızıyorsun. Bak sakın. Korkunç hikaye de yok, şarkı da yok. Bir çare düşün kızım, çare düşün ha. Ne düşüneyim ben? Külüstür arabanla geldik ormanın ortasına. Sabah ola, hayrola. Buyur bana ola. Ya budur nedir? Ver şunu bana, ver. Verme, bu benim eğlencem. Ver şu megafonu bana, bak. Şarjımı ya, bitireceğim. Ya kendimi engelliyorum. Allah'ını seversen ondan sonra elektriğimiz gelecek. Minibüsteki şahıs veya şahıslar. Bu ne la? Ufolar mı geldi oğlum? Minibüsteki şahıs veya şahıslar. Derhal aracı terk edin. Polis arabası lan bu. Hala. Allah'ım şükürler olsun sana Rabbim. Kurtulduk ya Rabbim. Eller havada dışarı çıkın. Şahıs veya şahıslar. Sakince yaklaş. Eller havada. Komiserim vallahi tam zamanında geldiniz. Kurtarıcımızsınız ya. Çok teşekkür ederiz. Vallahi kurtardınız bizi. Bu arada kurtulmanın şerefine hazır eller havadayken şurada iki oynayalım mı? Ne dersiniz? Şişt, döne patlat lan şarkıyı. Bıyıklının pireler uçuşa geçti. Uyan alo. Benim dizi bitti. Sezon finali oldu. Bizim baba sorumsuzluk örneği sergiliyor. Ya şimdi emekleyip gitsem, kibritle oynayıp evi yaksam ha? Ya şeker de sansam, ilacı yiyip yiyip bitirsem? Ya burnuma boncuk soksam? Haberim bile olmayacak. Şşt bıyıklı. Uyuyan güzel. Alo müdür. Uyan ulen. Uyan. Of, vallahi dalmışım ben ya. Uyandı prenses, bıyıklı prenses. Vallahi rüya bile gördüm yani Yankı Paşa. Rüyamda var ya, ilaç kutusunu şeker diye hop bir de hop bir de atıyordun ağzına namussuz. Rüyalar gerçek olacaktı az kalsın. Cin gibisin sen ne hala maşallah yani. Cin olsam çoktan çarpmıştım seni. Şşt, biri geldi, biri geldi, biri geldi. Ne oldu? Anne gelmiş. Canlarım. Candanım. Hayırdır ne oldu? İşte ekip tamamlandı. Ay yok benden geçmiş. Hiçbir şey anlamadım. Kabus gibiydi. Çok sıkıldım. Ne oldu ya? Çılgın Vedat'la zarif eşi sizi eğlendiremedi mi Candan Hanım? Ay yok ikisi de ayrı cins zaten. Bir de insanların eğlence anlayışı değişmiş. O mekan senin, bu mekan benim. Orası burası gezip duruyorlar. Ay biz artık her şeyi üç kişi yapalım tamam mı? Atos, Portos, tamam. Arabis. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Ben oğlumu sergiye getiririm, fuarlara getiririm. İnanmıyorum. Vallahi ben de o zaman oğlumu alır, maçlara gidelim, çekeriz formamızı da. Kahvaltı ya. Akşam yemeğine. Hayal edin. Teftasman maçlarına bile gidelim. Buna parka da gidelim. Yaşa. Vallahi helal olsun. Uyku sersemi söylenmiş laflar ve vaatler değildi. Gerçekten ertesi sabah beraber kahvaltı ettik dışarıda. Annem beni resim sergisine götürdü. Renkler, fırça darbeleri falan diye bir şeyler konuştular ama çoğunu ben de yapardım zaten. Bıyıklıyla maça gittik. Hakem hakkında bazı şeyler söylemiş olabilirim. Ama o da bizim penaltıyı yedi be abi. Hep onlar beni götürecek değil ya. Ben de onları hastaneye götürdüm. Üstünüze afiyet cır cır olmuş. Bütün gece uyutmadım Candan'la Bıyıklı'yı. Yedirmeselerdi bana o kadar çikolatayı.